Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle daha önceden bahsetmiştim. Önceki videolarımı izleyenler bilirler. Bu oda videolarını yaptığım zaman şu duvara bir şey yapacağımı söylemiştim. Ve şimdi onu yaptık. Ve şimdi onu nasıl yaptığımızı hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu yaptığım şeyi bilenler vardır belki. Nanolift diye geçiyor. İşte dikdörtgen akıllı lamba diye geçiyor vesaire. Bunların fiyatları oldukça pahalı bir lamba çeşidi bunlar aslında. Hazır olanları satılıyor. Onlar çok pahalı. Ben de kendim yapmaya karar verdim ve 3D yazıcıda yaptım, montajladım ve akıllı hale getirdim. Telefonla kontrol ederek istediğim şekilde yakabiliyorum, istediğim efektleri verebiliyorum. Şimdi nasıl yaptığımı ve montajını hızlı bir şekilde izleyelim. Daha sonra nasıl kullanacağız ondan bahsedeceğim ve videoyu bitireceğim. Bu video biraz kısa olabilir. Evet arkadaşlar, bu muhteşem lambayı yapma serüvenimiz bu şekildeydi. Kısa hızlı bir şekilde anlattım. Zaten ben açıklamalara bütün dosya ve linkleri koyacağım. İsteyen indirebilir, satın alıp malzemeleri yapabilir kendisi de tabii ki de. Lambayla neler yapabiliyoruz? Hemen uygulamasını bir açalım ve bakalım. Evet arkadaşlar, uygulamamızı açıyoruz. Bunu kontrol ettiğimiz Bluetooth üzerinden bir uygulama var. Zaten resminde gördünüz hangi cihazları kullandığımı. O cihazı kontrol edebilmemiz için bir uygulama var. Crowd diye, yanlış okuyor olabilirim. Hemen uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. Uygulamayı açtığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Ben buna duvar diye isim verdim. Benim bir de masada da var aynı sistem. Belki görüyorsunuzdur videolarda bu renkli olan kısım. Bunu da istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Duvara tıkladığım zaman bağlantı kuruyor direkt zaten. Bluetooth'u açıyorum. Burada ayarlarını yapıyorum. GRB'ye getiriyorum ve VS2811'e getiriyorum. Kullandığım ışık zaten VS2812. Buradan görüyor arkadaşlar. 350 toplamda 450 tane LED olduğunu söylüyorum ve Enter tuşuna bastığım zaman bizi böyle bir panel karşılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar turkuaz mavisi gibi bir şey. Bakın buradan hemen kırmızıya basıyorum. Gördüğünüz gibi. Yeşile basıyorum. Maviye basıyorum. Sarıya basıyorum. İşte bu neyi, pembe gibi bir şeye basıyorum. Beyazı basıyorum. Ve tabii sadece bunlarla bitmiyor. Şuradan hemen aşağıdan efektleri, şuradan hemen bir saniye. Solid kısmı var yukarıda, pardon. Solid kısmına tıkladığımız zaman bakın şu anda birinci efektimizi görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Hatta ben şunu şöyle yandan alayım, oradan izleyelim, daha net görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yan tarafa geçtim. Şu an tamamıyla görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum ışığı. Şimdi birinci efektimizi çalıştırdık. Gördüğünüz gibi renkli, böyle gökkuşağı gibi bir şey. Burada 180'e yakın efekt var. Buradan ikinciyi seçiyoruz mesela. Hemen böyle kaydırıyorum. Bakın başka bir efekt. Üçüncü başka bir efekt. Yani burada 180 tane efekt var veya auto'ya bastığınız zaman otomatik sırasıyla kendi kafasına göre de efekt yapabiliyor. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Şu aşağıdaki tuşa basıyoruz. Bakın şimdi konuşmaya meyilli bir akıllı lambamız var.
Gördüğünüz gibi sese duyarlı. Şuradan strip seçip müzik efektleriyle de, yani şuradaki equalizer tarzı görüntülerle de bunları yapabiliyoruz tabii ki de. Daha sonra ama en güzeli matris kısmı. Şuradan bir tane seçiyorum mesela şunu. Bakın şu an sessizim. Hatta şunu seçeyim, bu biraz daha güzel. Bakın şu an sessizim. Yani sessiz değilim, sesi konuşuyorum ama. Şimdi sesi kesiyorum, bakın nasıl sönecek. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şöyle videonun önüne de geçeyim de. Benim yaptığım anlaşılsın. Bu arada bakın ben ta aramızda bayağı bir mesafe var, konuşuyorum. Buradaki sesi direkt algılayabiliyor ve o kullandığım panel şunlardan birinin içinde. Ona rağmen sesi ne kadar net aldığını ve sese göre ışık yaktığını görebiliyorsunuz. Bakın ben buradan konuştukça o arkadan yakmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi sesin getirdiği baslara göre de farklı renkler yakıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu duvardaki lambamızı bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Biliyorsunuz ben bir akıllı ev sistemine başladım. Birinci videomuzu paylaşmıştım. Şuraya da linkini bırakırım. Bakabilirsiniz. Daha sonra da bu lambalarımın hepsini o akıllı sisteme dahil edeceğim. Ve tek bir tuşla YouTube videosu çekerken bir tuşa basacağım. Bütün lambalarım istediğim gibi açılacak ve kayda başlayacağım. Veya başka otomasyonlar düzenleyip tek bir tuşla hepsini birden kontrol edebileceğim. Videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları seviyorsanız takipte kalın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. We'll be right back.